ben çay içmiyorum biliyorsun. Herkese çay içiyorum. Ben kendim engelliyim, engelli kadrosunda. Bir sene 3 ay çalıştım. Fakat ben engelli olduğum zaman bunlar beni engelli kadrosundan değil, normal kadrodan göstermişler. Ondan sonra biz insanca yaşamayı istedik. Zam istedik, yol parasını istedik. Tabii bunlar çocuğa atıyorum harçlık verir gibi 25 lira, 30 lira, 75 lira zam yaptı. Biz de bunu istemedik. Biz sizinle 150 lira yol parası ve 150 lira zam istedik. Şirket yoktu, yani taşören yoktu. 6-7 sene sonra taşörene çevrildi. 5 sene, 5,5 sene taşörene çalıştık. Maliyeti çok yüksek geldiği için bizim işverenimiz Hüseyin Bey feshetti onların işini, yani istemedi şirketi. Çalışanlar bir güne kendi bünyesini çekti. 97'den şimdiye kadar hastane bünyesini çalışıyoruz. Bize her sene verilen ilk zamlar, yani hiç olmayan zamları verdi, kabul etti. Bu sene de biraz yüksek bir zam isteyince, yol parasını isteyince bize kendi müdürü olan Dündar Bey şey yazan köze bize kapıyı gösterdi. Evet, temizlik işçisi diye alıyorlar ama her şey, temizlikten başka her şeyi biz yapıyorduk. Hasta geliyor, filmi, eforu, bilmem nesi, her şeyini biz yapıyorduk. Hasta ameliyat olana kadar. Ameliyat olduktan sonra da mesela ben 5 genel cerrah katındaydım. Kalça kırığı, bir sürü şeyler oluyor mesela. Onların alt temizliği, her şeyi biz ilgileniyoruz zaten. Ben 7 yıl 3 aylık işçiyim. Bir aylık ameliyattayım. Kasım'ın 5'inde ameliyat oldum. 6'sında, aranın 6'sında işten çıkardım. Ben %70 engelli ortopedik olarak kaza sonucu bulundum. Yaklaşık 2 sene çalıştık. Bütün arkadaşlarla beraber bizi de çıkardılar. Anayasal bir hak olan sendika üyeydik. Üye olduğumuzdan dolayı da bizleri de çıkardılar. Biz onun malına zarar vermedik ve biz onun yanan kötü en ihtimal ışığı olan ışığını ışığını kapattık. Fazla yanan ışığını kapattık. Musluğunu kapattık. Akan musluğunu kapattık. Bunu bizim ona yardımcı olduk. Bu mudur sonuç? Ben 50 yaşındayım. Bu saatten sonra benim kim alacak? Başka yerde çalışamam. Ha, çalışırım. Temizlikçi çalışırım. Merdiven silerim, yaparım. Ama bana sigortalı iş lazım. Emekli olabilmem adına. Sigortalı iş lazım bana. 10 yıldır ben sigortalıyım. Beni hiç bir şey söylemeden, hiçbir şey göz önünde bulundurmadan beni kapı. Hepimizi tek beğendik. Hepimiz kapının önüne konduk ya. Burada. Neden birleşmeyelim? Zaten it gibi her sene bize 30 milyon atıp da bunu kabulleneceğimi mi zannediyordu? Bilmiyor mu dünya örgütleri ayağa kalktı, bu taşörenler kalsın, bütün sendika şeyler vuruluyor boşuna mı? Demek ki bir amaç var. İyi ki de sendikalı olmuşsun. Savaşacağım. Sonuna kadar savaşacağız. Normal alamadığımız haklarımız sendikayla daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah gereken şey.